Sevgili izleyiciler, hepimiz bir cemiyet içerisinde yaşıyoruz. Ailelerimiz var. Malum, fertler aileleri, aileler cemiyetleri oluşturur. Şüphesiz ki iyi fertlerden iyi aileler, iyi ailelerden iyi cemiyetler meydana gelir. İyi cemiyetlerin teşkil ettiği devletler de çok uzun ömürlü, uzun soluklu olur. Tarihte misalleri çok. Türkler tarih sahnesine çıkışlarından itibaren 131 devlet kurmuşlar. Eski Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Yavuz Bülent Bakiler Bey bu 131 devleti sayıyor efendim tek tek. Ama bunlar içerisinde son dönemlerdeki Karahanlılar, Gazeller, Timuroğulları, Babiroğulları, Selçuklular, Osmanlılar dillere destan devletler olmuşlardır. Mesela Selçuklar zamanında, Osmanlılar zamanında uhuvvet teşkilatları, fütüvvet teşkilatları, ahilik teşkilatları var. Yani öyle ki bir insan ticarette bir evlilik yapsa, bir yanlışlık yapsa onun pabucunu dama atıyorlar. Bu bir tabirdir. Hasan Hocam inşallah onu açıklayacaktır. Daha o oralarda tutunamıyor. Terki diyar edip gitmek mecburiyetinde kalıyor. Oralardan kaçmak mecburiyetinde kalıyor. Şimdi bunları niye söyledim? Şunun için söyledim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pazara gitmişler. Bir hurma yığınına mübarek elini sokmuşlar. Hurmanın iç tarafının ıslak olduğunu görmüşler. Ve bunun üzerine men gashena feleyse minna veya leyse minna men gashena, bizi aldatan bizden değildir buyurmuşlar. O sahabi demiş ki ya Resulallah, vallahi yağmur yağdı. Ben yağmurdan malımı koruyamadım. Efendim bu hurmanın üzerine yağmur yağınca tabii içine kadar nüfuz etti. Ama güneşte üst taraf kurudu. Haliyle içi yaş kaldı. Benim burada bir kötü niyetim, kötü kastım yok deyince Peygamberimiz bi' hâzâ alâ hide ve bi' hâzâ alâ hide, bu kuru tarafı al bir grup yap, onu belli bir fiyata sat. O yaş tarafı al, bir grup yap, onu başka bir fiyata sat buyurmuşlardır. Binaenaleyh ticarette bir ahlak lazım. Bu geçmişteki ahlakı, şimdiki ahlakı kısmen de mukayese ederek şimdi Hasan Bey ile bu konuyu bir konuşalım efendim. Şimdi efendim tabii sizin hem ilahiyatçılık hem hukukçu hem de sosyolog tarafınız var. Bu cemiyet hayatını, cemiyet hayatının içerisindesiniz. Küçüklüğünüzden beri, çocukluğunuzdan beri tam hayatı yaşayan hem de dolu dolu yaşayan bir insansınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz efendim? Tabii bizim dinimiz ticarette, alışverişte olduğu gibi her hususta ahlaki kaidelere uyulmasını, müminin imanı bile ahlakının güzelliğiyle ölçülür. Ekmelül müminine imanen ehsenuhum hulukat. Müminlerin iman bakımından en kamilleri, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Evet. Ve ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen buyuruyor ki sizden biriniz kendisi için istediği bir şeyi diğer din kardeşleri için istemedikçe imanı tam ve kamil olmaz buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ehihi ma yuhibbu li nefsi. Kütüb-i Sitte hadislerinden efendim. Sahih bir hadis yer. Evet. Ayrıca bu ahlak ilminin tamamını özetleyen bir hadis-i şeriftir buyuruyor buna. Dolayısıyla bu hadis-i şerifin ışığında alışveriş muamelatı da mutlaka ahlakı kurallar üzerine oturtulmuştur. Bizim ecdadımız asr-ı saadetten beri peygamberimizin ve ashab-ı kiram efendilerimizin uygulaması gerekse İslam devletlerinde bu kaidelere
azami derecede uyulmaya çalışılmış. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu konuda teşkilatlar kurulmuş. İnsanları aldatmak ve yanıltarak ticaret yapanları, insanları aldatan, insanları elindeki malı hile ve çeşitli yollarla ele geçirmeyi yasa edecek bir takım kanunu uygulamalar da getirmiştir. Nitekim bugünkü hukukta bile, meri şu anda yürürlükte olan hukukta bile, İslam hukukunun dışında olsa bile ticaret ahlakı koymuştur. Hile ile, yalan söyleyerek, aldatarak insanları aldatmak, insanların elindeki malı bu şekilde ele geçirmeyi suç kabul etmiş. Hatta buna muhayyerlik şartına dahil etmiştir İslamiyet. Yani ne demek? O alışverişten vazgeçme, mahkemeye müracaat edip bu akdin fesh olmasını, feshini talep etme hakkı verdi. Ve cezalar da evet, koymuş. Bununla ilgili tabii maddi cezalar da konmuştur. Bazen de hapis gibi insanları hürriyetinden mahrum edecek şekle konmuştur. Onun için bizim dinimiz hileyle, yalan söyleyerek, aldatarak insanları hatta gabani fahiş yolu dediğimiz bir satış şekli vardır ki gabani fahiş piyasadaki değeri çok üstünde. Daha üstünde %100'ü geçecek şekilde fahiş fiyatla satış feshi gerektiren satışlardır. Alan kimse aldandığını hisseden insan bununla ilgili yetkili kuruma, kadıya, hakime başvurup bu akitten vazgeçebilir. O bakımdan İmam-ı Azam Efendimizin bir menkıbesi vardır. Bir yaşlı kadıncağız kendisine bir babasından, ailesinden kalan eski bir kumaştan yapılmış bir elbise getirir. Onu satmaya çalışır. Kaç lira değer vardır? Kaç liraya satacaksın? Şu kadar olmaz der. Daha fazla eder. Daha fazla eder. Şu kadar olmaz. Şu kadar ta değerini buluncaya kadar satıcının yaşlılığından istifade ederek onu aldatma yoluna gitmeyerek onun değerinde satılmasını, değeri kadar ona bir bedel, bir fiyat ödenmesini kendisi temin eder. Bir de İmam-ı Azam Hazretleri de o konuda tecrübe sahibi tabii. Evet. Şirkete mudarebe şekliyle ticaret yapan bir insan, ticaretten de anlayan bir insan değil mi? Tabii ayrıca çünkü hatta bir ortağı uzak bir şehirde mal sattığı zaman malın değerini yükselsin diye beklemek şeklinde bir işlem yaptığını öğrenince malumunuz bunlara ne deniyor? Kara borsacılık deniyor. İhtikar. İhtikar deniliyor. Bu ihtikarla malın satıldığını görünce hepsini fakir fukaraya dağıttırmış değil mi? Tabii, sattı getirmiş, dağıttırmış. Ne yüksek ahlak. Ne fazilet efendim. İslam ahlakında hakikaten belki ahlakın en çok uygulandığı yer bu alışveriş ve günlük hayattaki muamelatta görülür. Başka yerde insanın ahlakını anlamak çok zor olur. Siz insanları siz denemek istiyorsanız, ahlakını öğrenmek istiyorsanız ya alışveriş edin denmiş veya yolculuk yapın demiş. Hatta Hasan Hocam bir hadis-i şerifte rivayet edilir. İnsanların dinarlarına, dirhemlerine bakmayınız. İbadetlerine bakmayınız. Evet. Dinar ve dirhem konusundaki i̇şte muamellerine, onları, işlerine bakınız. Yani mescitte çok böyle müttaki tarzda sallana sallana namaz kılabilir. Ama ticarette aldatıyorsa, yani 5 kuruşa metelik atıyorsa, sineğin kanadından yağ çıkarıyorsa, evet, yani bu iyi bir ahlak değildir dememem. İbadeti kendisini bağlar. Hatırladığım kadarıyla hadis-i şerif la tegurnannekum salatur raculi ve savmuhu fenzuru fi denanirihi ve derahimihi şeklinde hatırında. İnsanların kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın. Onların dinarlarına ve dirhemlerine bakın. Alışverişte yaptıkları muameleye bakın. Hasan Hocam demin bir konuya
temas buyurdunuz da aklıma şu geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz birisine seni tanıyan bir kişiyi getir. Seninle ilgili ona bir şeyler soracağım demiş. Peki efendim demiş, gitmiş mescide. Birisi namaz kılıyor. Sen beni tanıyor musun? Tanıyorum demiş. Gel demiş Halife-i Müslim'in sana benimle ilgili bir şeyler soracak. Gelmiş. Sen bunu tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Peki kapı komşun mu? Yok. Ticaret ortaklık mı yaptın? Hayır. Beraber yolculuk mu yaptınız? Yok. Git demiş, sen bunu tanımıyorsun. Mescitte sallana sallana namaz kıldığını gördün de tanıdığını mı zannediyorsun? Git. Sen bunu tanımıyorsun. Öbürüne kendini tanıyan birisini getir. Efendim bazı insanlar mevki makam sahibi olunca, bazı insanlar para pul sahibi olunca biraz pusulayı şaşırıyorlar. Yürüyüşleri falan değişiyor. Sonradan görme tabiri var ya efendim. Evet. Böyle maalesef yani doğru yoldan sapıyorlar efendim. Kusura bakmayın tabii, efendim. Evet efendim. Tabii insanların hakikaten asıl foyası, asıl kimliği hakikaten bu para pul işleriyle karşılaştığı zaman ortaya çıkıyor. Zaten üç şey diyor dinimiz. İnsanın yaratılış gününden, ilk yaratıldığı zamandan kıyamet kopuncaya kadar insanın önünde üç tane tuzak vardır buyurlar. Birisi efendim makam mevki sahibi olmak ve bu sebeple halini, ahlakını değiştirmek. Çok insanlar fakirken, yoksul iken, bir makam mevki sahibi değilken insanlara karşı yumuşaktır, mütevazidir ama bir makamın, bir mevkin sahibi olunca kibrinden yanına varılmaz. Hatta arkadaşlarını bile diyor yanına sokmaz. Hatta izin alır. Hatta bazen babasını bile efendim emirle hareket ederler. İkincisi insanları aldatan, insanların önünde tuzak gibi olan şeyin ikincisi para ve puldur. Mal ve eşyadır. Bu insanlar parası olmadığı zaman, fakir ve yoksul olduğu zaman hali güzel gözükür ama paralı pullu olduğu zaman azmasına, taşkınlık göstermesine, haramlara dalmasına, hatta insanların ırzına, namusuna tecavüz etme düşüncelerini kalbine, gönlüne koymasına sebep olur. Allah rahmet eylesin, benim bir hocam vardı. Memlekette Arabi okuduğum, sarftan emsile bina maksud izle merah nahivden avamir izler kafiye molla cami. O yemek duası yaparken ya Rabbi çok verip azdırma, az verip gezdirme, imansız sızdırma derdi efendim. Peki üçüncüsü efendim. Üçüncüsü de diyor ki kadın, eğlence, efendim nefsani arzuları tatmin edecek duygularını efendim bu konuda kötülüğe sevk edecek bir davranışla karşılaşmak. Onun için derler ki insanın güzel tabiatı hali dağ başında hiç kimsenin olmadığı yerde zikir, fikir, ibadetle uğraşarak belli olmaz. Orada kazanılan evliyalık şehrin içine, insanların arasına, kadının kızın arasına karıştığın zaman çözülüveriyorsa, kayboluyorsa ondan evliyalık olmaz derler. Hatta bununla ilgili şöyle bir meşhur bir hikaye anlatırlar. İki kardeş, birisi şehirde ayakkabıcılık yaparmış. Birisi de demiş ki ben dağa gideceğim. Efendim orada keçiyle, koyunla, efendim hayvanla otlayacağım. Kendim kazanıp kendim yiyeceğim. Allah'a ibadet ve zikirle uğraşacağım. İyi demişler. Zaman gelmiş, hakikaten dillere destan olmuşlar her ikisi de. Efendim ahlaken düzgün, sağlam, efendim ibadetine, taatına düşkün bir insan. Efendim bir gün o dağdaki ayakkabı yapan abisinin yanına gelmiş. Tabii her geldiğinde de sütü bir bohçanın içine, bir mendilin içine koyup bakraç kullanmadan öyle getirirmiş. Yani süt akmıyor. Yani tabii bu bir keramet. Bir keramet tabii yani. Getiriyor ve kardeşinin oraya asıyor. Duvara asıyor. Efendim sonra giderken veya ihtiyacı olana veriyorlar, satıyorlar. Bir gün getirdiğinde
efendim abisi bir kadının ayakkabı ölçüsünü alıyormuş. Efendim tabi bu dağda yetişen, dağda evliya olan o kardeş bu hali görünce kalbinde bir değişiklik olmuş. Bakmış o asılı süt şıp 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 şıp, şıp damlamaya başlamış. Şimdi diyor ki kardeşi ona, bak diyor, dağda evliya olmak kolay ama demiş. Bak burada evet bir ne haber birader? Birader demiş. Dolayısıyla insanın kalbinin değişmesine, halinin değişmesine en çok etki eden unsurlardan birisi de bu kadın unsurudur. Yani hanımlarla, kadın için hanımlarla imtihan, imtihan büyük zordur, bir imtihan efendim. Yani evde gül gibi hanımını bırakıp peki, başka kadınlara gidenler var. Böyle ne şikayetler var cemiyette efendim yani. Ya hatta benim müftülük yaptığım bir yerde böyle iki evli bir efendi vardı. Biz de ailece bizle görüşmeye başlamışlardı. İlk hanımı ve çocukları olan hanımı, ilk çocuk sahibi olan hanımı diyor ki kadınlar, bizimkiler görenler, ne kadar güzel bir hanımı var. İkinci hanım ise simsiyah birisi. Ya bu gönül ferman tanımaz derler ya efendim. Yani böyle gönül dile değil dilbere bakar falan dederler evet, yani. Dolayısıyla üç şeyle insanın yanılması, hataya düşmesi, ahlakını bozması her zaman mümkündür. Bu üç tuzaktan efendim kurtulabilirse pehlivandır o değil mi? Rahmetli Enver Ören abi de bunu sık sık sohbetlerinde söylerdi. İnsanın önünde üç tuzak vardı. İnsan bu üç tuzağa yakalanmadan geçebilirse selamete erer işte. Bunlar birisi makam mevki, para, pul ve kadın. Hasan Beyciğim esasında, kadınlar için de tabii erkek yani. Tabii, esasında bugün İslamiyet'e ve Müslümanlığa hizmet etmenin de vesileleri bunlar değil mi efendim? Evet. Ya mevki makam sahibi olacak, ya akademik kariyer sahibi olacak, ilim sahibi olacak. Yahut da para, pul, mal, mülk, servet-i saman sahibi olacak. Bu üçüyle İslamiyet'e ve Müslümanlara çok güzel hizmet edilmez mi efendim? Tabii insanlara insan, hizmet de böyle. Vali olsa, emniyet müdürü olsa, belediye başkanı olsa efendim çok güzel hizmet eder. Bir insan akademisyen olsa televizyonlara çıkar, konuşur, konferanslar verir, makaleler yazar, talebelere dersler anlatır. Parasıyla, puluyla, malıyla, mülküyle, servet-i samanıyla da nice hayırlar yapabilir değil mi efendim? Bu Ramazan-ı Şerif dolayısıyla geçen ben bir haber gördüm. Karşı tarafta Üsküdar'da birisi gelmiş bakkala, şu demiş, bakkal defterini çıkarır mısın? Ne kadar alacağım var, hesap et, hesap ettirmiş, hepsini ben kapattım demiş. Adam onun gözünün önünde defteri yırtmış, 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 duvara da bir levha asmış. Bir hayır sahibi, bugüne kadar bana borcu olanların bütün borçlarını ödedi, şu an itibariyle hiç kimsenin bana borcu yoktur demiş. Yani bu bizim Osmanlı'daki ahlak, yüksek ahlak işte. Zimem defterlerinin yırtılması deniyor buna. Zimem defterlerinin yırtılması. Evet efendim. Tabii. Evet, insanların tabii mal sahibi, makam mevki sahibi olması ayıplanmamış, kınanmamış. Bunlarla ahlakını bozar, değiştirirse İslamiyet bunlara kötü gözle bakıyor. Yani bunu kötülüyor. Dolayısıyla insanlar para pul sahibi olduğu zaman halini değiştirmiyorsa, makam mevki sahibi olduğu zaman halini değiştirmiyorsa, bu insanların hayatı, ahlakı güzel olarak tavsif ediliyor, sıfatlandırılıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de mektubatta öyle buyuruyor. Bu tip şeyleri, yani mal ve makam sahibi olmayı insan, insanlara İslamiyet'e hizmet etmek için istemesi günah olmaz, caiz olur. Ama keyfi için, zevki için, insanlara karşı kibirlenmek, kendini insanlardan üstün görmek duygularını tatmin etmek için isterse, o zaman diyor, bunları istemek bile günah olur değil. Efendim eline geçtikten sonra istediği zaman bile günaha girmiş olur. Onun için alışveriş hayatında insanın alışverişte kar ve zarar, yani kaybetmek de kazanmak da at başıdır derler. Yani insan ticaret yaptığı zaman hep kazanacak değildir. Kaybettiği de olur. İflas ettiği de olur. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri bir gün talebeleriyle ders yaparken
bir haberci getirmiş, demiş ki efendim falan şehre giden sizin mal yüklü geminiz battı demiş. Değil mi? Haberiniz olsun demiş. Elhamdülillah demiş ve dersine devam etmiş. Ders devam ederken, arada ne kadar zaman geçtiyse bilmiyoruz. Efendim, tekrar aynı haberci gelmiş efendim demiş. O yanlış bir malumatmış. Sizin giden gemi batmamış. Hatta mallar hep satılmış. Karıyla beraber dönüyormuş deyince şöyle kendi kendine düşünmüş. Elhamdülillah demiş ve dersine devam etmiş. Sonra talebeler ders bittikten sonra efendim demiş. Malınızın, geminizin battığını duyunca da elhamdülillah dediniz. Kurtulduğunu duyunca. Kurtulduğunu, satıldığını duyunca da niye her ikisine de aynı mukabelede bulundunuz deyince buyurmuş ki malın gittiği, geminin battığını duyunca kalbime baktım. Halimde, Allah'a olan sevgimde, teslimiyetimde, bağlılığımda, imanımda hiçbir değişiklik olmadı. Battığını öğrenince efendim böyle olmayan değişiklik olmadığı gibi kurtulduğunu, satıldığını haber verince ben yine kalbime baktım. Ondan dolayı da yine kalbimde bir değişiklik olmadı diye. Veren de o, alan da o. İbrahim Hakkı Hazretleri hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki hayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler demiş değil mi efendim? Tabii tabii. Onun için Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam şu hamd şekli benim çok hoşuma gider ve her zaman her sohbetimde de anlatmaya çalışırım. İnsan elhamdülillah ala külli hal sivel küfrü ve dalal diye kafirlikten ve sapıklıktan, dalaletten başka her haline hamd etmelidir. Fakir olabilir, zengin olabilir, evet varlık sahibi olur, makam mevki sahibi olur. Bunların hepsi arizi sıfatlardır. Geçici sıfatlardır. Bugün vardır, yarın olmayabilir. Hasan bugün Bey, yoktur, yarın olabilir. Hasan Beyciğim, bendeniz 1975-76 yıllarında Dışişleri Bakanlığı'nın Kültür Mübadele Programı dolayısıyla Mısır'a gitmiştim. Bir gün orada Nil Nehri'nin kenarında bir ağacın altında yaşayan bir adam gördüm. Selam verdim. Dedim ki, Esselamu Aleyküm ya Ammil Muhterem dedim. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ya muallim dedi. Keyfel hal, keyfel sıhha, nasılsın, sağlığın nasıl dedim. Aynen sizin okuduğunuz o hamdeliği okudu. Dedi ki, elhamdülillah ala külli hal, sivel küfri ve dalal dedi. O zaman ben dedim ki, vallahi dedim, şu adamın keyfi Sabancı'da da yok, Koç'ta da yok dedim ya. Yani ben adam adamın evi orası. Ya bir şilte üzerinde yaşıyor ama öyle bir hamd etti ki gıpt ettim ya. Adama gıpt ettim. Bir dostum vardı. İmamlık yaptığım Yedikule semtinde. Onu daha söyleyeyim, bitiriyorum. Efendim Mehmet Ali Mert amca. Allah rahmet eylesin. Allah bize rahmet de çok eylesin. İyiliği oldu. Efendim çok hizmeti oldu. Çok fedakarlığı oldu. Öldüğü zaman hakikaten taziyesini verirken, insanlara halini anlatırken efendim gözyaşlarımı dökmüştüm. Bana her sabah namazına gelir, kapımı çalar. Hoca namaz vakti geldi, camiye geç kalma derdi. Bu amca lokantacılık yapardı ve derdi ki, hocam ben hiçbir yemeği kendim yemeden müşterime vermem. Kendimin yiyemeyeceği bir yemeği de burada lokantamda satarım. İşte bu İslam ahlakını gösteren bir numune. Onun için ne diyor hadis-i şerifte? Sizden biriniz kendisi için istediği bir şeyi din kardeşi için istemedikçe. Bunun mefhumu muhalifi nedir tersi? Kendisi için istemediği bir şeyi diğer din kardeşi için de istememelidir. İslam ahlakı, ticaret ahlakı bu umdeler üzerine kurulmuş bir nizamdır. İlahi bir nizamdır. Allah-u Teala hepimize bu güzel ahlakı yerine getirmeyi, yaşamayı nasip eylesin. Amin efendim. Konya'da benim bir fotokopicim vardı. Bir levha asmış. Benim için ne istiyorsan Cenab-ı Hak sana iki katını versin demiş. Hayır istiyorsan iki katı, şer istiyorsan iki katı.
zannediyorum vaktimiz epey ilerledi. Evet. Bir hikayeyle bitirsek nasıl olur efendim? Şimdi demin bazıları mevki makam sahibi olunca arkadaşlarını filan görmüyorlar. En yakın dostlarını uzaklaştırıyorlar dediniz de bir hikaye aklıma geldi. Hani ben onun cemaziyel evvelini bilirim diye bir söz var ya efendim. Evet. İki talebe varmış. Bunlar medresede ders şeriki imişler. Ders okurlarmış. O medreseye de her ay un istihkakı gelirmiş. O un çuvallarının üzerinde de Hicri Kameri ayların isimleri yazılırmış. Muharrem el Haram, Safer el Hayr, Rebül evvel, Rebül ahir, Cemaziyel evvel, Cemaziyel ahir, Recebül Fet, Şabanül Muazzam, Ramazan Mübarek, Şevval Eşref, Zilkade Zilhicce. O talebelerden birisi o kadar fakirmiş ki o Cemaziyel evvel ayına ait un torbasından, un çuvalından kendisine don yaptırmış efendim. Onu da arkadaşı biliyor. Bunlar demişler ki bak ileride mevki makam sahibi olursak birbirimizi unutmayalım ha. Unutur muyuz ya filan demişler. Biriz gel zaman git zaman vali olmuş. Bu hikaye ya bu efendim. Şimdi valilerimiz böyle yapmaz canım. Hikaye bu. Ama bir parola tespit edelim demişler. Birbirimizi tanımak için. Ben oyum diyelim parola olarak. Vali olanın makamına ziyarete gitmiş arkadaşı. Kalem-i mahsus müdirine demiş ki vali bey ziyarete geldim. Kim diyelim? Ben ismimi veremem ama o beni tanır. Ben oyum. Deyin şimdi, ona demiş. Kalem-i mahsus şimdi özel kalem müdürü diyorlar. Girmiş içeriye kalem-i mahsus müdiri. Vali bey vallahi bir adam geldi ısrarıma rağmen adını söylemedi ama vali bey beni tanır dedi. Ben oyum diyor dedi. Sen ona söyle ben o değilim beklesin demiş. Çıkmış. Vali bey böyle böyle dedi. Benim onu bekleyecek kadar vaktim yok. Sen ona şunu söyle. Ben onun cemaziyel evvelini bilirim demiş. Ve çekmiş gitmiş. Vali beye bunu söyleyince çabuk demiş onu bulun. Çabuk onu bulun. Huzuruma getirin. Ama ne kadar aradılarsa da artık bulamamışlar. Yani mevki makam sahibi olunca eski arkadaşlığı unutmamalı. Vefa denen duyguyu bırakmamalı tabii diyerek. Konumuz ticaret olduğu için hakikaten ticarette en çok insanı değiştiren para pul işi olduğu için hakikaten fakir iken zengin ise iken de insan fakir gibi olmalı, gözükmeli, fakir gibi yaşamalıdır. Kuralı vardır dinimizde. Dolayısıyla şımarmamalı, para insanı azdırmamalı. Evet, yoldan ayırtmamalı. Ahiret işlerinde daima kendinden yüksektekilere bakmalı. Dünya işlerinde aşağıdakilere bakmalı diye tavsiyeler var. Bununla bitirelim sevgili izleyiciler.